Günaydın herkese sevgili izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz 360 ekranlarına. Ben anneyim başlıyor yine bugün de gayet keyfimiz yerinde sevgili izleyiciler. Anneler, babalar, anne baba adayları, aile kuracak gençler. Hepiniz için bilgi var bizde. Bugün çok değerli iki konuğum var. Doktor İbrahim Yaşay'la başlayacağız. Dil ve konuşma bozuklukları uzmanı. Hafta başında yine çocuklarda konuşma ile ilgili sorular arasında konuşurken e, perşembe günü konuğumuz olacak. Sorularınızı o günde iletebilirsiniz demiştik erken konuşma, geç konuşma, kekeleme gibi pek çok çocuklardaki konuşma bozuklukları ile ilgili sorularınızı cevaplayacak İbrahim Yaşa son postun altına sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemen arkasından da Doktor Elvan Yalçın'la beraberiz. Göz hastalıkları uzmanı yine çocuklarımızda göz sağlığını konuşacağız. Tabii ki yetişkinlerle ilgili de sorularınızı iletebilirsiniz. Bu program sizin dilediğiniz gibi sorularınızı yönlendirebilirsiniz sevgili izleyiciler. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Daha önce beraber olduğumuz Bizimde programda sürekli çocukların e, hep geç konuşmasıyla ilgili şikayetler geliyordu annelerden babalardan. E, isterseniz ilk konuşma ile çocuğun tanışma yaşlarından bahsedelim. Böyle bir genelleme bir ortalama var mı? Kız ve erkek çocuk arasında fark oluyor mu? Ee, evet, o zaman da buna benzer bir başlangıç yapmış evet. aslında. Ee, tabii konuşma gelişimi çok erken bebeklik döneminden itibaren başlayan, yani e, bebeğin ilk seslere maruz kalması, işte aileyle olan etkileşimi, anneyle olan teması, işte çevreyle olan uyaranlara karşı verdiği tepkiler doğrultusunda e, ha, iletişim gelişimiyle başlayan ardından bu iletişim gelişiminin işte çeşitli konuşma seslerine dönüşmesiyle beraber işte ilk sözcüklerin ortaya çıkması, ilk sözcüklerle işte iletişimi keşfedip diyalog kurmayı anlayıp işte anneyle diyaloğa girme, babayla diyaloğa girme, işte evdeki farklı işte birincil bakıcılarla diyaloğa girme ile beraber işte konuşma gelişiminin başlangıç dönemi, işte erken bebeklik dönemiyle itibaren başlayan bir süreç. E, tabii ki kız çocukları ve erkek çocukları erken bebeklik döneminden itibaren konuşma gelişimi yönüyle farklılaşabiliyorlar. Hmm. E, kız çocuklarının birazcık daha bu noktada avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunun neden avantajlı olduğu konusunda çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmış e, konuşmaya genetik yatkınlığın e, konuşmaya yönelik e, kadınlarda bulunan işte X kromozom yatkınlığının olduğu işte beyin gelişimlerinin farklılaştığı. Ee, ve aynı dönemde işte kız çocuklarının e, konuşma merakının fazla olduğu ya da çevreyle hmm. etkileşim kurarken e, sözel iletişime önem verdiklerine yönelik çeşitli çalışmalar var. Net olarak bir şey söyleyemiyoruz ama tabii ki kız çocuklarının erkek çocuklarına oranla bir tık daha hızlı konuşma gelişimini takip ettiğini söyleyebilirim. Evet çocuklarda biz konuşmayı hangi yaşta beklememiz gerek yani bazen halk arasında işte ay 5 yaşa kadar yolu var konuşmasa da olur acele etmeyin gibi e, rahat ediyor aileler ama ne zaman biraz bir problem var diye endişe duyalım biz. Ee, şimdi ben aslında ailelere şunu söylüyorum yani Hı. ilk kelime ilk çıktığı andan itibaren çocuğun bir anda böyle konuşmaya başladığını falan düşünüyorlar işte. Ee, bir sabah kalkacak baba diyecek işte anne su diyecek gibi böyle düşünüyorlar. Bu konuşma bir süreç aslında yani çocuğun bir noktadan alıp e, bir noktaya ulaşmasını sağlayan e, bu süreçteki yaşadığı serüven diye adlandırmak daha güzel olur. Şöyle söyleyeyim mesela... E, anne diyebilmesi için çeşitli sesler çıkartması lazım. Bu seslerle melodik olarak oynaması lazım. İşte Hı -hı. biz bunlara babıldama diyoruz. Ee, Hı -hı. Erken bebeklik döneminde başlayan işte 4-5 ayda işte çocuğun dudaktan çıkardığı sesleri fark edip bu sesler seslerin tekrarına dayalı bir iletişim kurması, işte melodi oluşturması. İşte 9 aya doğru bunlar daha çok sözcüklere benzemeye başlıyor. İşte b sesi çıkartırken baba -ba, -ba, ba gibi sonra bu babaya dönüyor. de 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 dedeye -de dönüyor. Ardından bu sözcükleri ürettiğini keşfetmeye başlıyor ve bu keşif farklı sözcük üretim çabalarına da itiyor bebeği. Ve sonrasında bu çıkardığı sesler benzetilerek anneye benzer belki bir şeyler söylemeye başlıyor ve anne sözcüğü çıkıyor. O yüzden çocukların konuşma gelişimini bir periyodu incelemek olarak ele almalıyız. Yani son noktada bir buçuk ay oldu, bir buçuk yaşa geldi, bizim çocuk konuşmuyor aslında onun bir ipuçları var. Yani erken bebeklik döneminden itibaren. İlla ki bir ses çıkarmış. Evet, sesler çıkarttı mı bu sesleri tekrar yönelik babıldamaları yaptı mı? Bu babıldamaları iletişim amacıyla kullandı mı? Sizi fark ediyor mu? Sizle olan farkındalığında sözcük kullanımına gidiyor mu? Taleplerini sözcükler üzerinden iletiyor mu? Böyle çeşitli ipuçları topluyoruz. Bu ipuçları zaten çocuğun konuşacağım ben anne ya da baba konuşacağım ben hmm. demesinin birer işaretleri oluyor. Bu işaretleri toplayıp doğru konuşma gelişimini takip edip etmediğine bakıyoruz. Ama net olarak şunu söyleyebilirim: 13 ay civarı 1-2 sözcüğünün en az 24 ay civarında yaklaşık 40 ve 50 sözcük arası sözcük bekliyoruz yeni nesil. Hmm. Yani it. tam çıkmasa bile. İllaki evet tam bir, çıkmasa bile. Evet, yani. 13 ay, yani bir yaştan bahsediyoruz evet, aslında. Evet. Çok da beklentisi olmuyor ailelerin o yaşlarda ama e, yine de orada bir iki kelime bekliyoruz diyorsunuz normal bir gelişimde. Peki şimdi sorular gelmeye başladı. Mesela bir tanesi Özgür Hanım diyor ki erken konuşmak bir zeka belirtisi midir? Hı -hı. Çok erken konuştu benim çocuğum diye bununla da övünürüz ya biz. E, bu neyi gösterir bize gelişimiyle ilgili bir ilerleme mi? Ee, tabii ki yani şimdi çocuklardan beklentimiz, bebeklerden bir yürümesi, bir konuşması. Aha. Çünkü bunlar e, kurduğumuz ev ortamındaki iletişime katıldıklarının, o etkileşim ortamlarını doğru değerlendirdiklerinin kanıtı. Tabii Türk toplumunda da zeka belirtisi olarak ikisine bakıyoruz. Bizimki erken nördü, yürüdü. erken evet. yürüdü, erken konuştu. Aslında birazcık haksız değiliz çünkü yürümek ve konuşmaya başlamak pek çok nöro gelişimsel bozukluklardan, işte çocuğun gelişimiyle alakalı ortaya çıkacak geriliklerden, bizi mı bizim sıyrılmamıza neden oluyor. Yani çocukta artık şüpheli bir durumun ortadan kalktığını işte yürümeye ile beraber işte konuşmaya da başladığı zaman kendi ifade etmeye başladığını işte zeka ile bütünleştiriyoruz bunu işte bir, diyoruz ki zeka gelişiminde de bir şekliyle yol almaya başladı. Ama tabi direkt bunları ilişkilendirmek yanlış. mesela 24 ay ya da 36 ay çocuk konuşma şikayetiyle gelen ailelerin çocuklarını değerlendirdiğimiz zaman sözel dil puanları yani konuşmaya ait tasklar, beceriler hariç yapılan zeka testlerinde kendi akranlarına yakın puanlar alıyorlar. Çocuk hiç konuşmasa da bütün iletişimini işte göstergeler üzerinden parmaklarıyla ifade ederek kendi jestler kullanarak buna yönelik mimik kullanarak kendi ifade edebiliyor. Ee, ama zeka yani çok gelişmiş bütün Lego parçalarıyla birlikte bir oyun kurabiliyor bir şeyler yapabiliyor evde her istediğini anlatıyor ama konuşmuyor bir ee, de bu var değil evet, mi? Evet. O yüzden direkt konuşmayla zekayı bütünleştirmek doğru değil ama tabii ki çocuğun bilişsel gelişimi dediğimiz e, bu sağlıklı işte dil gelişiminin de zeminini oluşturan süreçte evet. zeka çok büyük bir faktör. Evet. Evet tabii mutlaka ama çok da her şey yolunda zannetmeyelim değil mi? Tabii çok ki. iyi konuşuyor ve erken konuşuyorsa. Birazdan konuşurken bir süre sonra yaşanan sorunlarla ilgili evet. sorular soracağız ki geldi. Sizler de son postun altına sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili aileler. Mesela bir izleyicimiz Nagihan Hanım diyor ki televizyon ve tablet izleyen çocuklarda konuşma geç olur mu? Etkiler mi? Çünkü biz tabii ki uzmanlar 3 yaşına kadar bir şey izletmeyin diyor ama daha 1 yaşında tabletle telefonla yemek Bu yediriyoruz. Işte. Evet. Geciktirir mi? Ee, kesinlikle geciktirir. Benim hmm. bundaki yaklaşımım bu yönde. Ee, son dönem yapılan çalışmalar da bunu ortaya koyuyor. Yani çocuğun tablet ve telefon karşısında özellikle de konuşma aracılığıyla konuşma kanalıyla ile iletişim becerisi gelişmemiş erken bebeklik döneminde çocukların bu tür ekran maruziyetinin fazla olduğu dönemlerde etkileşimi kısıtladığı için iletişimi göstergelere döktüğü için çocuğun iletişim bağlamı paylaşmasına işte sosyal iletişimi kısıtladığı ee, sosyal iletişim ortamını keşfetmesinde çocuğu engellediği için yoğun tablet ve telefon kullanımı Hı -hı. çocuğu asosyal yapmakla beraber konuşma gelişiminde çok ciddi anlamda etkiler. Karşı taraf sürekli konuştuğu için çocuk konuşma gereği duymuyor galiba Şöyle değil düşünün. mi? Şöyle düşünün. Şimdi sağlıklı iletişim kuruyoruz sizinle. Ben bir kaynağım, siz alıcısınız. Evet. Bir mesaj yolluyorum. Mesajı içinde konuşma kanalını kullanıyorum. Siz de bana evet diyerek geri dönüşte bulunuyorsunuz. Biz sağlıklı iletişim yürütüyoruz sizinle. Şimdi orada çocuk bir kaynak var, bir alıcı da var ya da çocuk kaynak, o işte o alıcı. Bir olay örgüsü takip ediyor fakat tamamen göstergeler kullanıyor. Hmm. Ve geri dönüt de bu doğrultuda oluyor. Ve bu da sözel iletişimi desteklemiyor. Ha konuşabileceği oyunlar olsa konuşma çabası oluşturacak. Bir nevze bir tık daha geliştirebilir. Ama tabii ki birebir insanla ya da e, her zaman şunu söylüyorum. ilk oyuncak ne alalım İbrahim Bey diye sorduklarında. Hmm. Yani en iyi oyuncak ve ilk oyuncak annedir diyorum. Yani hmm. yine burada da bu geçerli. Yani o yüzden ilk oyuncak ebeveynler. Ee, bir tablet telefon onların sunduğu kalitede onlara iletişim ortamı sağlayamayacaktır ve çocuğun oyalanıp işte belli bir süre sonra tepkisizleşmesi ekranla beraber uyuşması diyoruz biz bu hı, hı. farklı bozukluklara neden olacaktır. Günde maksimum bir saat o da iki yaşından sonra iki yaşına kadar evet. tabletle buluşması var hiçbir şey kaydetmezler. Evet ve biz bunu tabii her yayınımızda söylüyoruz ee, İki yaşından sonra maksimum bir saat ama bütün anneler alamıyorum elinden kurtaramıyorum diye sürekli şikayet ediyor. Bunu da zaten uzman pedagoglarımıza hep sorduk. Yerine bir şeyler koymamız gerektiğini öğrendik ama en azından konuşması henüz olmamış çocuklarımıza tablet telefonu çok vermeyeceğiz. Evet. Onu anladık yani. Sorunun cevabı evet geciktirir. Değil mi evet, konuşmayı? Kesinlikle. Şimdi sorularınıza geçiyorum sevgili izleyiciler. Ayfer Hanım diyor ki Ankara'dan yazmış bize. Lütfen sorar mısınız? Çok acil. Benim oğlum 20 aylık. 10 aylıkken anne ve baba demiş. Ancak şu anda hiçbir kelime yok. Hiç. Her şeyi anlıyor, tepki veriyor. Konuşamadığı için çok hırçın. Ama tek kelime kelime söylemiyor. Anne ve babayı duymuş aslında ama şimdi gitmiş. Şimdi çeşitli e, bozukluklarda ya da gelişimsel dil tablosunu doğru takip edemeyen çocuklarda gördüğümüz bir tablo. Hmm. İlk sözcükler başlıyor. Ee, böyle iletişim çabaları da mevcut. İşte e, anneye kendini anlatmak için sözcükler kullanmaya çabaları da var. Bir şeyleri taklit etmeye çalışıyor. Fakat böyle bir yaş itibariyle bu tablo duruyor. Sonra bu azalmaya başlıyor. Belki o kullandığı sözcükleri de çocuk geri çekiyor. Ee, çeşitli e, nöro gelişimsel rahatsızlıklar için bir ön belirti olabilir bu. Hmm. Ee, ya da çocuk artık konuşma kanalı dışında çok fazla e, hani göstergeler dediğimiz işte işaretlemeler kullanmaya başlamıştır. Şimdi bu noktada aileye şu tavsiyeyi verebilirim. E, yeteri kadar göz kontağı kuruyor mu? İletişimde iletişimde konuşmasa bile işte elden tutup bir şeyler yaptırma, işte göstererek yaptırma bunları yapıyor mu? E, bunları değerlendirmelerini isterim. Eğer bunlarda bir yetersizlik varsa acilen bir çocuk ergen psikiyatrisi hekimine başvurmalarını eğer bunlar normal rütbe elindeyse yani gerçekten gösteriyor, iletişim ortamı paylaşıyor, annenin yeteri kadar gözüne bakıyor, göz teması sağlıyor, ee, baba ya da farklı bir e, iletişim partneriyle farklı e, iletişim bağlamlarını paylaşabiliyorsa o zaman bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanına gidip gelişimsel dil yönüyle çocuğu detaylı değerlendirip buna yönelik bir terapi sürecini başlatmalarını öneririm evet her şeyi anlıyor diyor bazen e, biz çocuklarımızın tabi zekasıyla ilgili şüphemiz olmasa bile her şeyi anlasa bile konuşmasını bekliyoruz ama belki doğru zaman gerekiyor işte ya da bir uzmana görüşecek şimdi e, yine Göktepe e, Mukaddes Hanım diyor ki oğlumun kekelemesi düzeldi derken okula başladıktan sonra tekrar kekelemeye başladı bunun için ne yapabiliriz evet. kekelemeyi ayrı gerçekten soracaktım zaten çok ciddi bir sorun aslında hele hele normal konuşma başlamış bir çocuk sonradan kekelemeye başlıyor. Böyle bir soru gelmişti hafta içinde. Önce bir kekelemeyi bir açalım. Nedir, bir açalım. neden olur? Peki. Şimdi e, dil gelişimi e, bu öğrendiğimiz tüm e, işte evrenin çevremiz, çevremizde olan etkileşim sonrası e, beynimizde sembolleşmesi bir dil becerisidir. Hı. Mesela ben size bardak dediğimde zihninizde bunun canlanması bir dil becerisidir. Ama sizin bardak demeniz için zihninizde olan sembolü konuşma kanalını kullanarak karşı tarafa anlatırsınız. Bunu böyle e, konuşma seslerine dökerek bu sesleri birleştirerek karşı tarafa anlatacağınız olan konuşma aracını kullanırsınız. Dil ve konuşma böyle bir e, hani bu şekilde en basit şekilde tanımlanabilir. Konuşma esnasında akıcılık sorunları yaşayabilirler. Bunlar dil ve konuşma gelişiminden tamamen ayrı. Ayrı tutmak e, hani çok doğru değil ama şu an bu şekilde açıklasam daha anlaşılır olacak. E, dil becerileri çok iyi her şeyi biliyor. Bunları söyleyebilecek kabiliyeti de var her şeyi konuşup söyleyebiliyor. Fakat e, belli bir süre sonra şunu fark edebilirsiniz çocuğun ağzından bu sözcükler dökülürken çeşitli takılmalar meydana geliyor. Nasıl takılmalar İşte ağızdan sözcük çıkmıyor gibi. Kapı gibi ya da onu tekrarlıyor gibi k k k k kapı gibi ya da uzatması işte kapı gibi. Yani ağızdan dökülen sözcüklerin konuşma esnasında ağızdan dökülen sözcüklerin e, belli bir şekilde akıcılığının bozulması olarak tanımlayabiliriz kekemeliği. Yine bu da gelişimsel kekemelik dediğimiz erken çocukluk döneminde başlangıç gösteriyor. E, çocuğun konuşma performansının e, yavaş yavaş oluştuğu dönemde ortaya çıkıyor. Hı hı. E, ve bu tür akıcısızlıklara neden olabiliyor. E, seyri çok ilginç. Yani belli dönemler artık belli dönemler azalır. Eee anksiyete ile birlikte sosyal kaygı ile birlikte artar. Muhtemelen okula başlangıcında tekrar evet, ortaya çıkmasın. Evet. Yani düzelmiş bu. ama sonra tekrar kekelemeye başlamış. E, şimdi bunda da problem şöyle yani gidişat şöyle oluyor son literatür erken dönem gelişimsel kekemeliklerin 4,5 yaş itibariyle %80 ortadan kalktığını söylüyor. Hmm. İşte Kız çocuğu olmak yine burada avantajlı. Normal dil gelişim özelliklerine sahip olmak avantaj sağlıyor. Hmm. Fakat çeşitli durumlarda işte bu erken çocukluk dönemi ve ergenlik ve erişkinliğe kadar devam edebiliyor. Yaşadığı sorun muhtemelen erken çocukluk dönemine taşınmış akıcısızlık. Bu dönem eee ...emin ellerden bir terapi sürecini başlatmalarına evet. fayda var. Ee, okula başlayınca başladığına göre yabancı bir ortam tetiklenmiş evet. olabilir. Ee, pek çok faktör olabilir değil mi? Bir yardım almasında fayda var dediniz. Ama kekelemek e, çözülebilir bir problem. Konuşma bozuklukları arasında mutlaka destek almak lazım. Kekelemek evet bizi rahatsız ediyor ama harfleri söyleyemeyen çocuklarda... ...mesela R'yi yerine Y söylemesi... S'yi Peltek söylemesi gibi durumları aileler çok önemsemez. Sevimlilik de katıyor diye düşünür. Ee, ama o da bir problemdir Tabii değil ki. mi? Ve çözülebilir bir problem. R'leri söyleyememek Hı -hı. mesela. Bu da bir konuşma bozukluğu. Hı -hı. Ee, diğeri akıcılık bozukluğuydu. Temel hatlarıyla evet. bahsettiğimiz bu. Artikülasyon bozukluğu ya da sesletim ses bilgisayar bozukluk dediğimiz durum. Genellikle e, ilk erken işte çocukluk döneminde falan böyle çok güzel şey olarak algılanıyor. Sempatiklik kattığı düşünülüyor. Hı hı. Fakat e, 27-28 yaşlarında e, ben S'leri doğru söyleyemediğim için pilot olamadım, olamayacağım. Hı. İşte R'leri söyleyemediğim için komiser olamıyorum, polis olamıyorum gibi e, bireylerin şikayetleri doğrultusunda geri dönüşleri olan bir durum. Hı hı. O yüzden erken çocukluk döneminde aile eğer böyle bir durum fark ediyorsa çeşitli ipuçlarımız var onda da. Yani sız sesi e, müdahalesiz e, asla o peltekliği düzelmez. E, bir müdahale sürecinin başlatılması lazım. R sesinde de şunu söyleyebilirim. En çok sorulan sorular olduğu için. Eğer r yerine l ya da y sesi yani lalenin l'si ya da Yayanın y'sini kullanıyorsa Beş yaşa kadar beklenebilir. Hı, ama radyoya ya diyor diyorsa biraz. Beş yaşa bekleyebilir. kadar beklenebilir ama radyoya Radyo diyorsa yani yumuşak hmm. ya benzer Fransız gelen. Fransız mısı konuşuyorsa değil mi? Radyo. Hemen müdahale. Evet. Onun re sesine tekrar dönmesi birazcık zor oluyor. Okul öncesi yani dönemde müdahale öneriyoruz artikülasyon bozukluklarında. Hmm. Çünkü <laughs> okul dönemiyle beraber okuma yazma çalışmalarında bu bozuk üretilen sesin e, planlanması beyinde bozuk da yapılmışsa eğer. Hı hı. Yani çocuk bu farklı ses ürettiğini fark edemiyorsa ve bu karmaşıklık devam ediyorsa ciddi anlamda okuma yazma sorunlarına. ...öğrenme güçlüklerine neden olabilir. Değil mi? Okuma yazma yani konuşurken yaptığı harf hatasını... ...belki yazmaya da ileride evet. zorlaştırabilir. Evet. Doğru. Ee, peki bunun da önemli olduğunu vurgulamış olduk. Sorularımız e, yoğunlukla gelmeye başladı. Önemli olduğunu düşündüğüm bir soru var burada. E, zaten acil demiş izleyicimiz de. Üç yaşına yaklaşmış bir çocuk. Daha anne ve baba demedi. Göz teması kurmuyor. Hatta genel olarak bağırıyor. Sizce ne yapmalıyız? Ee... Yani evet önemli bir durum. Göz teması yok çünkü evet. o çok önemli. Hemen acilen bir çocuk ergen psikiyatri hekimine gidip e, detaylı hmm. e, testlerle ve ölçeklerle değerlendirilmesi sonrası hmm. acilen e, bir çocuk ergen psikiyatri muayenesinin süreçlerinden geçmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Evet. 14 aylık kızı var Serpil Hanım'ın. 3-4 kelime söyleyebiliyor diyor. Bu ay için normal mi 14 ayda? Kız ya da erkek çocuğu. Kız. Kız çocuğu. Hmm. E, evet normal. Konuşma gelişimi normal ritüelinde takip ediyor diyebiliriz. İyi gayet güzel devam ediyor. Peki 40 aylık bir e, iz, o, oğlu var izleyicimizin. Hızlı ve kelimeleri yutarak konuşuyor. Tedavi gerekir mi veya nasıl bir çözüm uygulamalıyız? İleride kalıcı bir soruna sebep olabilir mi? 40 aylık deyince hmm. yani bu ayla söyleriz ya biz çocukların, bebeklerin yaşını. <laughs> 3 yaş, 4. Yaş, Hep karıştır karıştırırım 3, ben de. 3,5 yaşçı var. Evet, 3,5 4. Ee, şimdi hızlı bozuk konuşma da bir akıcılık bozukluğu aynen kekemelikteki Nasıldır gibi o hızlı? Sözcüklerin üst üste binerek binişik bir şekilde ağızların üretimini düşünün. işte İşte bir şeyi eş zamanlı söylüyormuş gibi olma durumu. Çok hızlı bir şekilde sözcüklerin ağızdan dökülmesi. Ben de bunu taklit etmede çok başarılı değilim. Hı hı. Ee, burada ölçüt şu çevre çocuğu bir okul öncesi kurumuna başlattıkları zaman arkadaşlarıyla iletişim kurmasında güçlük yaşıyorsa eğer. Hmm. ...bir değerlendirip ileriki yaşlara kalmadan durum bir akıcılık şekillendirmesi yönüyle destek alabilirler. Ama iletişim kurmada güçlük yaratmıyorsa yani çevreyle olan iletişimde bir anlaşmazlığa neden olmuyorsa... ...söylediklerine işte kendi akranları net anlıyorsa o zaman bir müdahale önermeyebiliriz. Evet. Peki siz şimdi e, dil ve konuşma bozukluğu uzmanı olarak yeni de doktor oldunuz bu konuda değil mi? Bitirdiniz hayırlı olsun. Epilepsi, e, e, otizm... Gibi. böyle rahatsızlıkları olan çocuklarla da çalışıyor musunuz? Aileler böyle beklentilerle geliyor mu size? Şimdi biz bu alanın uzmanı olarak aslında birçok farklı bozukluklarla çalışabiliyoruz. Erken çocukluk dönemi, bebeklik dönemi, işte erişkinlik, ergenlik her dönemin farklı konuşma ve dil yönelik sorunları olabiliyor. Ee, tabii ki otizm, epilepsi gibi böyle beyin gelişiminin etkileyen, beyindeki işte farklı nöroler aktiviteler sonrası, işte çocuğun e, konuşma merkezlerinin etkileşimine diğer beyin bölgeleriyle olan süreçlerini etkileyen durumlarda ortaya çıkan tabloda konuşma bozukluklarıyla da ilgileniyoruz. Evet. Ee, şimdi otizmde gördüğümüz durumlar genellikle dili edinme ve kullanma becerisi, özellikle dili kullanma becerisine yönelik hı hı. sorunlar oluyor. İşte epilepside e, erken dönem epilepsi ise ve konuşma merkezlerine çok yakın alanlarda ortaya çıkan e, epileptik fokaller mevcutsa yani epileptik nöbetler mevcutsa e, bu çocukların dilinde bir eğitim olduğunu da görebiliyoruz. Dil becerilerini kazanıyor fakat kazandığı dil becerileri e, bu epileptik nöbetler sonrası yitimi e, hmm. meydana geliyor. Sözcükleri unutuyor, kullanamıyor. Cümle kurma becerisinde gerilikler meydana geliyor. Şimdi bu süreci bütünüyle değerlendirip ee, gelişimsel Dil ve Konuşma Terapisi dediğimiz bir süreci takip edebiliyoruz. Nedir Gelişimsel Dil ve Konuşma Terapisi? Kendi akranlarına uygun dönemde hangi konuşma ve dil özelliklerine sahip olması gerekir? Bunu tespit edip, ne kadar bunlardan geri? Bunu tespit edip, o e, aradaki farkı kapatmasına yönelik bireyselleştirilmiş hı. çocuğun o dil bilgisel özellikleri kazanımını sağlayan içerik oluşturup, işte haftada belli sıklıklarla görüşüp, hı hı. bir şekilde onların kazanımını sağla, sağladığımız terapi süreçleridir. Bunlara davet edip, evet. bir şekilde o kazanımı sağlamasına yönelik girişimde bulunmak istiyoruz. Çünkü geçirdiğimiz bir gün bile e, erken çocukluk dönemi, özellikle dil gelişiminin e, ...tamamlandığı, sürdüğü bir dönem olduğu için... ...bir gün bile onlar için çok değerli bu süreçte. Evet. Ee, Senem Hanım'ın 3 e, yaşında epilepsi hastası bir e, çocuğu var. Hı hı. E, her şeyi biliyor ama biz ona kumandayı getir dediğimizde getirmiyor. Bilmiyor, konuşmuyor da çok fazla. Sadece canı istediğinde şarkı söylüyormuş. E, renkleri ve meyveleri, sebzeleri söylüyor. Ne yapmam gerek? İşte böyle bir yardım alabilir. Dili doğru bağlamda kullanamıyor. Dediğim hı hı. gibi gelişimsel hı hı. dil ve konuşma desteği e, evet, ortada faydalı evet. olabilir. Ama epilepsi ile ilgili de yine dil ve konuşma bozuklukları uzmanına gö e götürebilirsiniz çocuğunuzu, evet. görüşebilirsiniz. Çocuk İkiz gibi. bebeklerde dil gelişimi daha da geriden gelir mi? Bu da bu dönem en sık sorulan evet. sorulardan bir tanesi. Şimdi normalde şey gibi düşünüyorlar. Kendi yaşıtından, kendi akranı evde bununla devamlı konuşur. Daha hızlı konuşması hmm. gerekmez mi? Ama ikisi de konuşmayan ee, işte kişiler. İkisi de konuşmadığı için farklı konuşma tekrarlarını birbirlerine pekiştirebildikleri için bu babıldama dediğim o süreç e, bu çocuklarda daha uzun olabiliyor. Yani hmm. ikizlerde daha uzun bir dönemi kapsayabiliyor. Evet. Çünkü bunlar derken birbirini anlıyor değil mi? Yani biletçi kurarken işaret kullanıyorlar, sesler üzerinden birbirlerini tanımlıyorlar. Evet. Oyunlarda bu sesleri çok kullanıyorlar. Evet. Da bir tık geriden takip etmeler neden olabilir olmayabilir. Evet. Ama genel olarak kanı bu yönde. Evet şimdi biz soruları yanıtlıyoruz sevgili izleyiciler. Son postun altında sorularınızı gönderebilirsiniz. Çok fazla olunca dedik ki hem bilgi vermiş oluyoruz hem de sorularınızı yanıtlamış oluyoruz. İngilizce eğitimi çocuğa ne zaman verilmeli mesela? Biz e, hani ilk 3 yaş en doğru yaş diye duyuyoruz oradan buradan hemen başlıyoruz. İngilizce şarkı dinletmek uygun olur mu? Klasik müziğin etkileri çocuğun konuşmasını etkiler mi? Yeni bir dil öğrenmek için şimdi konuşma problemini geçtik. Yeni bir dil öğrenmek için çocuk ne zaman hazır olur? Bundaki ölçütümüz aslında çocuğun normal dil gelişiminin doğru süreçler içerisinde kendi akranlarıyla uygun gidip gitmediği. Eğer çocuğunuzun hı hı. kendisini yeteri kadar ana dilde ifade ettiğini, dil kazanımında herhangi bir güçlük yaşamadığını, 3 yaşında mesela bakıyorsunuz işte çok güzel cümleler kurabiliyor, kendini çok güzel anlatabiliyor, karşı iletişim kurarken farklı sözcükler seçebiliyor, işte cümle yapılarını doğru oluşturabiliyor. Dilsel olarak bir geri kalmamışlık hissetmiyorsanız erken çocukluk döneminde İngilizce eğitim başlanabilir. 2,5 3 yaş hani bizim için e, sorun teşkil etmez ama ee, mesela bazı aileler geliyor. Çocuğun dil gelişiminde zaten bir gerilik var. Üç buçuk yaş. Gecikmiş hmm. konuşma şikayetiyle gelmiş. Ee, konuşma özelliklerini kendi akranlarından geriden takip ediyor. Hocam biz kreşe yolladık. Orada günde üç saatte İngilizce eğitim görüyor. Hani ben o zaman şunu soruyorum. Ya bir tane bulmaca var önünde. Bir puzzle var. Onu çözememiş ki daha. Onu tamamlayamamış. Siz ona ikinci bulmaca, ikinci puzzle'ı niye koyuyorsunuz önüne? işi daha karmaşıklaşacak. Evet. O yüzden normal dil gelişimi takip ederse iki buçuk, üç yaş doğru dönem. Kendi akranlarından geri bir dil gelişimi ya da dile yönelik bir gelişimsel sorunu varsa Hı. bu gelişimsel sorun çözüldükten sonra yabancı dil eğitimi önerilebilir. Evet Fatma Hanım çok güzel bir konuya değinmiş. Bu konuyu da zaten ben de soracaktım ve kendi düşüncesi şöyle. Ee, çocuklarla bebeksel konuşma hakkında fikrini merak ediyorum uzmanımızın diyor. Biz yeni nesil aileler, anneler, babalar, çocuklarla tane tane konuşmayı öğrendik nihayet. Eskiden öyle ne yapıyor tünten falan diye konuşurduk ama değil mi? Şimdi artık onlarla normal konuşmamız gerektiğini öğrendik. Fakat aile büyükleri Şen ne yapıyorsun diyelim su yerine bu vereyim mi gibi onun bu kelimeleri yutmasını destekleyici sorular da soruyorlar. Ben sürekli düzeltiyorum bunlar söylendiğinde bir kafa karışıklığı olur mu çocukta diyor. 7 aylık oğlu varmış Hani ben düzgün konuşuyorum ama anneanne babaanne biraz daha çocuksu konuşuyor. Şimdi bunun için şunu söyleyebiliriz yani olabildiğince iletişim kurarken tabii ki hani sevimli... Evet, çok eğlenceli belki farklı hı hı. konuşma özellikleriyle beraber çocuğa iletişim e, kazandırılması işte armut yerine aymut demesi bunun pekiştirilmesi işte bu çeşitli artikülasyon sorunlarına neden olabilir yani çocuğun o konuşma seslerini ayırt etmesinde ileriye yönelik kullanımında çeşitli sorunlara neden olabilir hı hı. o yüzden olabildiğince e, hani dil becerilerini dil öğretimini belki bir dönem kolaylaştırıldığı düşünülse de ...çocukla iletişim kurarken normal konuşma işte ebeveynlerle nasıl iletişim kuruyorsa, işte biz erişkinler nasıl aramızda iletişim kuruyorsak aynı sözcüklerin tercih edilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki babaanne, anneanne işte farklı aile evet. bireyleri bu şekilde bir e, konuşma tercih ediyor olabilir. Hiçbir sorun teşkil etmez. Yani çocuğun referansı annedir, babadır, öncül, birincil bakıcılarıdır. Hı. Onların konuşmasında e, buna yönelik böyle çok fazla, abartılı derecede e, işte Ayarlama yapılmıyorsa ince ayar diyoruz buna fine tuning hani literatürde hmm. de var annenin çocuğa e, dili basitleştirmesi e, hmm. işte çeşitli artikülasyon özellikleri yönünden dil bilgisayar yönünden basitleştirmesi belli ölçülerde belli dönemde kalma sürecinde herhangi bir zarar teşkil etmez. Literatürde ince ayarın olması güzel. Hayatta da var ince ayarlar. Böyle inceden inceden ayar vermeler çocuklara da yapıyoruz onu anneler olarak davranışsal problemleri özellikle. Şimdi çiğnemeyle bir ilgisi var mı diyeceğim. Komik olacak. Tabii ki ağzın fonetik dediğiniz o harflerin çıkmasıyla ilgili tabii ki ilgisi var değil mi konuşma bozukluklarının? Tabi ee, tabii çeşitli konuşma bozuklukları evet. oral motor becerilerin, bu kasların korneli doğru kullanımı var. Bir izleyici İzleyicimiz mesela bununla ilgili bir soru sormuş ee, işte 35 aylıkmış kızı bu zamana kadar tüm yemeklerini yazık ki blender'dan geçirerek verdim yapılacak en büyük hata ama vardır sebepleri mecbur kalmıştır diyelim. Mama gibi yedirmek zorunda kaldım çünkü hiçbir şey yemiyordu yeter ki yesin diye yaptı tabii izleyicimiz ama çiğneme problemi var şimdi diyor ama konuşmayla ilgili bir şey yazmamış konuşmaya bir etkisi olur mu? Ee, dil gelişimi ve konuşma gelişimi normal ritüelle takip edilmiş olabilir. Hmm. Ama bu tür blender bebeklerinde muhakkak çiğneme ve yutma sorunları görüyoruz. Hmm. Ee, o yüzden bu çiğneme sorunu belki bu oral motor kasların eğer doğru kullanımı kazanımı sağlanmadıysa... ...artikülasyon sorunları neden olabilir. Evet. Ya da herhangi bir sorun teşkil etmez. Ama muhakkak çiğneme ve yutma yönüyle bir an önce katı gıdalara geçişin sağlanması önerilir. Evet yine bir çocuk hekimiyle de görüşebilir. Ee, şimdi siz bu terapilere aldığınız çocuklar için de... Hmm. Mutlaka kendi kendinize böyle bir e, muhasebe yaptığınızda en çok neye rastlıyorsunuz? Yani şu zamanda 2019'da bizim hani folikasit çocukları dediğimiz işte yok hmm. bu zamanın çocukları çok zeki, çok hareketli dediğimiz, böyle etiketlediğimiz çocuklarda konuşma bozuklukları ile ilgili nelere rastlıyorsunuz? Ee, bu dönem en sık rastladığım konuşma sorunları hani bu, bu çocuklarda e, gecikmiş konuşma dediğimiz konuşmanın gecikmesi hmm. şikayetiyle karşımıza çıkıyor. Neye bağlıyorsunuz bunu? Bunu ailelerin ilgileniş tarzı, yoğun stresli sosyal yaşamın, işte çocuklar üzerinde bu e, ciddi anlamda yetiştiren ebeveynlerin ilgi oluşturamaması e, ve bu gelişim süreçlerini doğru ortamlarda doğru şekilde destekleyemiyor olmasına bağlıyorum. E, çok güzel besleniyorlar polikasitinden, muzundan, sütünden her şeyinden ama e, bir yerlerde bir şeyler eksik kalıyor. Onun da genellikle ilgi olduğunu düşünüyorum. Amacım bunda yoğun ilgi işte 24 saat beraber geçirme değil kaliteli hmm, ilgiden hmm. Yani kısa kaliteli da olsa ilginin, kaliteli e, çocuk üzerinde etkisinden e, bahsediyorum. Bu yüzden bu süreçte en sık gördüğümüz sorun işte çocukların konuşma gelişimini e, kendi akranlarından geri takip etmesi evet. işte bu konuşmuyor hocam her şeyi yaptık kreşe yolladım işte evde ben akşamlar hmm. iki saat işten geldikten sonra bakıyorum şu bu diyorum ki evde ne yapıyorsunuz yani nasıl oyunlar oynuyorsunuz? ...Lego oynuyoruz diyor. İşte diyorum şöyle oyun Konuşmayarak kurdunuz Konuşmayarak yapılan oyunlar. Şöyle mı? işte bir oyun planladınız mı sosyal oyun? İşte yok şöyle bir oyun planlamadık. Hani dediğim gibi daha çok sosyal ilgi merak arttıracak. Evde kaliteli zaman geçirecek. iletişim önünde hmm. de çocuğu destekleyecek. Kaliteli ilginin olmadığından dolayı... ...hani bu şekilde gecikmiş konuşma şikayeti. Bu dönem sıkıldığımız evet. bir şikayet. Ama en zor kısım da şu herhalde... Yani Ben düşünüyorum da 3 yaşında bir çocuğu ya da 4 yaşında getirdi dedi ki hala konuşmuyor diye size getirdiler. Öyle bir çocuk üzerinde çalışmak, onu ikna etmek, onunla terapileriniz ne kadar sürüyor bilmiyorum. O süreç çocuğun onu kabul etmiş olması da çok önemli herhalde. Yani annelerin en zorlandığı şey tamam ben şimdi götüreceğim de gitmek istemiyor bir orada durmuyor iki... Bunu nasıl yani bunu başarmak da ayrı bir sorun herhalde. E şimdi terapi dediğimizde yani toplumsal olarak aklımıza direkt psikoterapiler geliyor işte. Şimdi orada birazcık daha yani bu tür dil terapilerine ve konuşma terapilerine iş birazcık daha farklılaşıyor. Hı -hı. Oyun oynuyoruz biz aslında çocuğun gözünde. Hı -hı. Yani çok keyifli bir oyun var ortada. Bu oyunu oynamamız gerekiyor. Bu oyunu oynamamız için çeşitli koşullar var. Bu koşulları tamamlamamız lazım. Böyle hep beraber yürüttüğümüz bir süreç oluyor. Yani çocuk bana oyun oynamaya geliyor kendi evet. düşüncesinde. Bana göre biz onunla çok ciddi bir dil e, aktivitesi yapıyoruz. Anneye göre kreş gibi bir yere getirdim. Evet, Yani <laughs> aileler alacağım. çekinmesin. Bunun böyle tabii, bir tabii. doktora gitmek gibi olduğunu düşünmesinler. Kesinlikle yani yaklaşım çocuğa oyun oynamaya gittiği eğlenceli bir ortama e, götürüldüğü algısı oluşturmak çocukta. Evet. Şimdi sorular gelmeye devam ediyor. Ee, Mustafa Bey bize diyor ki, iki yaşına yeni giren kızım var. Televizyon, telefonla alakası yok. Uzak tuttum. Fakat cümle kuramıyor. Konuşuyor bazı kelimeleri. Bir de sekiz aylık bebeğim var. Nasıl yardım edebilirim kızıma cümle kurabilmesi için diyor. Tekrar mı yapmam gerekir? Şu an iki yaş. İki yaş. Ee, mesela baba diyor, anne diyor. Sonra böyle 2 yani yaşa yeni girmiş evet, yeni olunca girmiş. tabii aslında daha... Anne değil. diyor böyle diyor. Mesela muhtemelen bu şekilde bir kullanım var. Ya da sadece gel diyor. Hı hı. Ee, belki iki kelimeli sözcükleri içeren aktiviteler evde yapılabilir. İşte atıyorum konuşma kartları var. Temel fiil kartları var. İşte gel, otur, bak, sus, işte öp gibi. O kartlardan faydalanabilir. Evde kendileri aktiviteler oluşturulabilir. İşte baba kartı gösterir, gel der. İlk başta kartı öğretir gel demek olduğunu... Baba kendisini gösterir, kartı gösterir. İşte anne ile alakalı aynı aktivite devam edilebilir. Belki böyle temel düzey konuşma kartlarından fayda görebilir ama iki yaş zaten yavaş yavaş iki sözcüğün bir araya geldiği dönem. O yüzden çok ciddi kaygı yapmamalarını öneririm. Bu şikayetin bir 4 ay 5 ay daha devam etmesi doğrultusunda bir uzmana başvurmalarını öneririm. Evet. E peki şimdi bu konuşma ile ilgili son sorumuz olsun. Bir problem olduğunu seziyoruz. Yani yaşıtlarına göre e, biraz daha az cümleler kuruyor. Evet. Ama yaşı üç buçuk oldu ve artık kreşe gitme zamanı geldi. Bu durumda yine de kreşe göndermek... Doğru mu ve orada biliyorsunuz erken yaşta 3 yaş 4 yaş ana sınıflarında erkenden okuma yazma öğreten okullar var okumaya geçmesi doğru mu bu tip şeylerle ilgili ne düşünüyorsunuz bir uzmana görünsün mü gecikmiş konuşması olan aileler? Kesinlikle eğer bir tık geride olduğunu düşünüyorsanız kendi akranlarından okula yolladık geçecek algısı olmasın yani gecikmiş konuşmaya doğru müdahale edilmezse ileride artikülasyon sorunlarını yaşayacağın çocuğunun ilk belirtisi oluyor. Hı hı. Ya da e, devamında artikülasyon sorunları yaşıyorlar. Zaten geç konuşmuştu. Şimdi kapıya tapı diyor. Sorun değil diyor aile 5 yaşında. Hı, yeter ki bir şey desin. Evet ama e, bu sürecin doğru yürütülmesi için öncül olarak e, şunu söyleyebilirim. Eğer böyle bir durum hissediyorlarsa muhakkak bir uzmandan değerlendirilmesi yönüyle destek alsınlar. Uzman süreci takip etsin. Yani 6 ayda bir, 9 ayda bir belirli aralıklarla konuşma dil özelliklerini doğru takip ediyor mu, gelişim gösteriyor mu? Hı hı. Bunu bir uzman takip etsin. Bunu önerebilirim. Çünkü erken müdahale konuşma dil gelişimi için çok kritik. Geçilen her bir saat bir gün evet. işte bizim terapi süreçlerimizin uzamasına yaptığımızın daha etkisiz olmasına işte kazanım sağlamada güçlük çekmemize neden oluyor. O yüzden olabildiğince erken dönem olabildiğince tedbirli işte ya zaten Avrupa ülkelerinin çoğunda çocukların dil ve konuşma özelliklerini hiçbir uzmana git yani sorun yaşamadan dil ve konuşma bozuklukları uzmanları takip ediyor. Hani Türkiye'de de bu sistemin daha yavaş yavaş geçilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir sorun ufak hissedildiği zaman muhakkak bir uzmanın takibi bu noktada evet. Siz bunu cevaplarken tabi ben soruyu o kadar soramadım ki dedim ki konuşuyor dil bozukluklarını konuşuyor benim soru soramam ne diyeceksin. İnsanın kafasında 50 tane şey olunca <laughs> toparlayıp yüklemi koymak o kadar zor oluyor ki bazen ee, ama zaman zaman bazen kendimizde de herkes yapabilir kekeleyebiliyoruz evet. yuvarlayabiliyoruz bunlar kalıcı olmadığı sürece belli bir yaştan sonra ekstra böyle mesela 20'sinden sonra kekeleme sorunu gördüğünüzde oluyor değil mi? Tabii farklı durumlar da var. Nörojenik kekemelik dediğimiz hmm. nörojik rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkan. Fakat bunu da ölçtüğümüz kişinin kendisi, kendi evet, ne kadar rahatsız kendi, kendi rahatsız ya. olabiliyorum ya da birincil çevresi bu durumu nasıl tanımlıyor evet, benim için evet. önemli olan bu oluyor. Değerli güzel bir alandasınız. Dediğiniz gibi bunun oturması ve bunun önemsenmesi lazım fiziksel sağlığımız kadar. Gelecekteki iş hayatımız, ilişkilerimiz, her şeyimizin temeli aslında konuşmak, iletişim, dil. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çok, çok keyifliydi. keyifliydi. Cevaplayamadığımız sorular oldu sevgili aileler. Yine e, bir gün tekrar konuşacağız inşallah bu konuyu. Çok sağ olun. Doktor İbrahim Yaşa bizimleydi. Dil ve konuşma bozuklukları uzmanı. Sevgili izleyiciler... Dikkatli olacağız tabii çocuklarımızın her bu konularla ilgili ve diliyle konuşmasıyla ilgili her problemde. Doktor Elvan Yalçın'la da devam edeceğiz. Çok kısacık 40 saniyelik bir aradan sonra.